Selamünaleyküm değerli öğrenciler. Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlayalım. Dersimizin konusu peygamberler insanlar için en güzel örnektir. Evet. Allah'ın ayetlerinin muhatabı insanlardır. Ayetlerini insanlara en iyi yine bir insan açıklayabilir. Yani insanın derdinden insan anlar diyorlar ya. Bir insan başka bir insanın sevincini, üzüntüsünü, duygularını, her türlü duygularını, hayallerini anlayabilir. Çünkü o da bir insandır. Onunla üzüntüsünü paylaşabilir, sevincini paylaşabilir, diğer insanlara örnek olabilir. Yaşantısıyla örnek olabilir, örnek bir yaşantı sürebilir. Evet, bundan dolayı peygamberler de insanlardan seçilmişlerdir. Yani meleklerden değil, insanlardan seçilmişlerdir. İnsanın duygusunu, düşüncesini anladığı için, insanlardan bir insan olduğu için. Evet, peygamberler sözleriyle ve davranışlarıyla insanlar için en güzel örnektirler. Çünkü peygamberlerin bir takım özellikleri vardı. Bir önceki dersimizde görmüştük. Neydi? Fites diye şifrelemiştik. Fetanet, akıllı ve zeki olmalarıydı. İsmet, günahlardan korunmaları. Emanet, güvenilir olmaları. Sıdk, dürüst olmaları, doğru sözlü olmalarıydı. Bir takım güzel, üstün özellikleri vardı. Bundan dolayı insanlar için en güzel örnektirler. Çevremizde başarılı, çalışkan, dürüst, ahlaklı insanlar olabilir. Bunları örnek alabiliriz. Fakat peygamberler hariç diğer insanlar hata yapabilirler, kusurları vardır. Çünkü peygamberlerin günahsız, günahlardan korunmaları sıfatı var, ismet sıfatı. Bundan dolayı ve diğer özellikleri var, güvenilir olması, aldığı ayetleri insanlara açıklaması, tüm güzel ahlaklı örnekler barındırması üzerinde. Bundan dolayı peygamberler en güzel örnektirler. Adalet, merhamet, yardımseverlik, dürüstlük, sabır, cesaret, temiz olma, bilgiye önem verme ve benzeri birçok ahlaki davranış hayatlarıyla, yaşantısıyla yaşayarak diğer insanlara örnek olmuşlardır peygamberler. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Yüce Allah peygamberleri insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Onlar Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını eksiksiz bir şekilde uygulayarak insanlara örnek olmuşlardır. Evet, şimdi peygamberlerin gönderiliş amaçlarını görelim. Nedir? Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, söylemek. İbadetlerin nasıl yapılacağını uygulayarak öğretmek. Ahlakla ilgili konularda örnek olmak, insanlara örnek olmak her konuda. Ticarette, eğitimde, her alanda örnek olmak. Evet, peygamberler bizler için, yani insanlar için niçin en güzel örnektir? Bakalım bunları görelim. İnsanlar için en güzel örnektirler. Günahlardan uzak durdukları için, ismet sıfatı vardı. Güvenilir oldukları için, emanet sıfatı. Sonra Allah'a ibadet konusunda devamlılık gösterdikleri için. Güzel ahlaklı insanlar oldukları için, yani erdemli insanlar oldukları için bizlere en güzel örnektirler. Evet. Peygamberlerle ilgili birkaç tane ayet var. Bu ayetleri bakalım, hangi peygamberlerden bahsediyor ve peygamberin hangi özelliğinden bahsediyor? Buraya dikkat edelim, tamam mı? Evet. Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi. Meryem suresi 56. ayet. Diyor ki doğru bir insandı diyor. İdris peygamber için Allah ne diyor? Doğru bir insandı. Evet. Resulüm, kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o ihlas sahibi biriydi ve hem Resul hem de Nebi'ydi. Musa Aleyhisselam'a gönderilen kitabın adı biliyorsunuz Tevrat. Tevrat, yani kendisine kitap verilen peygamberlere ne diyorduk? Resul diyorduk.
Aynı zamanda her Resul aynı zamanda bir Nebi'dir. Nebi de kitap verilmeyen peygamberler demek. Ama her Nebi Resul değildir. Çünkü kitap gönderilmemiştir Nebilere. Evet. Devam ediyoruz. De ki eğer yeryüzünde insanlar yerine gezip dolaşan melekler olsaydı, yani insanlar yerine melekler dolaşsaydı, zaten melekler var yeryüzünde ama akıllı olsalardı, irade sahibi olsalardı demek istiyor burada. İnsan, meleklerin akıl ve iradeleri olsaydı diyor, elbette onlara gökten melek peygamber gönderirdik diyor Allah. Yani meleklerin de aklı, iradesi olup yeryüzüne gönderilselerdi, onlara da melek peygamber gönderirdik diyor. İsra suresi 95. ayet. İnsanlar akıl ve irade sahibi oldukları için insanlardan peygamber seçtim diyor Allah. Tamam mı? Evet, gerçekten biz Eyüp Aleyhisselam'ı sabırlı bir kişi bulmuştuk. O ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Sa'd suresi 44. ayet. Eyüp peygamberin hangi özelliğinden bahsediyor bu ayette? Sabırlı olmasından bahsediyor. Evet. Ey Muhammed, güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakup'u da an. Aleyhissalatu vesselam. Aleyhisselam. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle, bakın ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip İhlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı seçkin kimselerdir. Sa'd suresi 45-47. ayet. Bu ayette de ahiret yurdunu düşünmesi özelliğinden bahsediyor. Hangi peygamberler? Yakup aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam. Evet. Şimdi geçen derste bununla ilgili bunu göstermiştik. Bu konumuz olduğu için yine göstermek istedim. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin öne çıkartılan özellikleri. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam iffet, Hazreti Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam yöneticilik, biliyorsunuz hükümdar peygamberlerdi. Davud Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'ın babasıdır. Eyüp Aleyhisselam, Eyüp peygamberin özelliği sabır. Az önce ayeti okuduk. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimizin en önemli özelliği merhamet. Evet, Hazreti İbrahim peygamberin özelliği nedir? Tevhid mücadelesi. Evet, peygamberimizin bir lakabı var. Bunu şöyle göstereyim. Diyor ki inanç, ibadet, ticaret, eğitim, ahlak ve hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model anlamında peygamberimizin bir sıfatı, bir özelliği nedir o? Üsve-i Hasene, en güzel örnek, hayatın her alanında örnek almamız gereken peygamberimizdir. Halilullah, Allah'ın dostu anlamında İbrahim Aleyhisselam'ın bir lakabıdır. Evet, peygamberlerin insanlar için en güzel örnek olmasını bu dersimizde öğrendik. Bir başka dersimizde buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.